Herkese merhaba. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Rosetta'nın 3. bölümündeyiz. 3. bölümde şok geçirdim ya. Oyuna girdim, şok geçirdim yani. Otolotl, L'den gelen Otolotl'un eminim üzerinde 30 günlük yazdığına gördüm yani. 30 günlük olduğunu. Bir girdim, yok. Yok yani. Otolotl'umuz artık yok. Şöyle hemen başlangıçtaki yaratık sayımıza bakalım. 2468, 2470 yapalım. Bunu önce. Şöyle bir tane daha. Tek tek toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bir kaçayım şundan. Kendime de bir PMA atayım. Kutlanmiyeti. 2470. Para yoktu üzerinde, sıfırlamıştım ama neyse. Parası sıfır diyelim. Videoya girmeden önce de büyüklerden bir tane kestik. Bu staff çıktı. Yeni serverlarda 2-3 mü ediyor ama burada bir değeri olduğunu pek düşünmüyorum. Şöyle kontrol edeyim. Şu loot'un gitmesi çok kötü oldu ya. Her neyse. Hadi bakalım başlayalım. Yine dünkü gibi. Akreplerin de 3 slotu var. Skorpiyon. Şurada var. Pincerler mi var? Ne onların adı? Aynen bunlar var. O konuşunu da bilmeliyim. Bir de az ileride bir büyükleri var. 500, 500, 500. Toplam 1500 tane keseceğiz. Şu boss'u da bir keselim. Bir rahat bırakın beni. Her kestiğim 500 taneden sonra kaydımı tekrardan başlatırım. Ve bu 3 slotu karşılaştırmış oluruz. Tabii bu karşılaştırma ne kadar doğru olur? Hepsini farklı levelde farmlamış olacağız ister istemez. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi bir tavsiyeniz varsa videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresi de var, eğer ulaşmak isterseniz. O zaman ben farm'a başlıyorum. Kaydımı şimdilik durduruyorum. Şimdilik hoşça kalın. Evet. Şöyle bir yine şansımıza biri geldi. Durmadan da parti atıyor. PM attım ama atak yapsaydım nasıl atak yaptığını görecektiniz. Farklı atak yapıyordu. Durmadan parti atıyordu. Partiye gelmeyeceğim diye yazdığım halde cevap da vermedi. Bu kosp olayları sanırım yine çoğalmaya başladı. Otolot olmadığı için de bir yandan toplayıp bir yandan farmlamak gerçekten zormuş. Şöyle şunu bir keselim. Şöyle kaç tane olduğunu göstereceğim. 500'er tane dedim ama gerçekten çok vakit alacak. Bir MS çıktı. Şöyle yaklaşık kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş yaklaşık. Şöyle. Şunu da bir keselim. Şu boss'u da bir keseyim ama. Hemen kontrol etmeye başlayalım. Şöyle. Kaç tane kestiğimizi, 2700 olmuş, 2470, 2700, 250 tane falan kesmişiz. 250 tane de yani otolot olsa gerçekten. Bak bir tane daha geldi, kaya kaya atak yapıyor. Bunlar ne yapıyor böyle, normal mi bu? Bak reddediyorum. Hani bu yine farklı. Yok. Bunda da mı var? Yok yok, var var. Bu kosp olayları tekrardan belli yani. Geri gelmiş. Ne çıktı? Başka bir şey çıkmadı. Bir MS çıktı. 71'di bu. Ben kayda girdikten sonra fark edip yazdım. 19 tane de ondan çıkmış. Bakalım şimdi
Şöyle yapmayı düşünüyorum. 15 dakika pincerlerde mi artık nasıl okunuyorsa 15 dakikada o paralizerlerde farm yapacağım. Bunu da bufflardan kontrol edeceğiz. Buradan bir MS aldık. Eğer onlardan da birer tane MS alırsak çok iyi olur. 500 tane kesmeyi çok isterdim. Otolut olsaydı gerçekten çok rahat bir şekilde 500 tane keserdim. Bu arada 87K'da paramız olmuş. Şimdi atma kardeşim sen de ya. Bundan 250 tane kestik. Diğerlerinden de büyük ihtimalle 100-150 tane kesmiş olacağız. Ben hemen ikinci slotuna farmlayıp kaydımı tekrardan başlatayım. Şimdilik tekrardan hoşça kalın. Evet şöyle bakalım. 15 dakika olmuş. 15 dakikada çok pardon. Hiçbir şey çıkmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. MS alamadık. Kesmesi de skorpiyonlara göre zor. Tabii üçlü ok açıp bow takıp da kessem daha iyi olacaktı ama yapmak istemedim. Portlarımı harcamak istemiyorum. Burada daha çok farm atacağım diye yer olduğu için şimdilik böyle çok da zorlamadan da yavaş yavaş farmlıyoruz. Bir de tabii hiç en azından bir gold olsaydı yani bir gold premium hatta onu da geçtim otolut olsa yetecekti ya otolutun olmaması çok büyük kayıp yani yaratığı kes kutuyu topla vesaire yani şu MS'lerden düzgün bir şey çıksa diyeceğim de Rosetta'dan çıkanlar ne kadar değerli olabilir onu da bilmiyorum. Ama bakalım bir şekilde otolot alacağız. Bunları da iyice biriktirdim. Toplam 101 tane olmuş. Şöyle şu çarı kenara bir çekelim. Kayrı durdurayım ben yine de. Şöyle bakalım 2848 olmuş. En son kaçtı siz artık onun video kaydından göreceksiniz zaten. Ben şu bufflar bitinceye kadar da burada farm atacağım. En sonunda da genel neler elde etmişiz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdilik tekrardan hoşça kalın. Evet, bufflarımız bitti. Hemen bakalım 2961 olmuş. Şöyle çizgi çekelim. Yaklaşık 500 tane kesmişiz toplamda. Keşke diyorum o son slotta farm yapmasaydım. Çünkü 2-3 level atladım orada iyi olmadı bu. Şimdi Lycan'larda falan da daha farm atacağız. Lokları da arkayız vesaire. Erken level almak istemiyorum açıkçası. Şöyle sadece skorpiyonlardan bir adet MS çıkarabildik. Hemen şu düşenleri de bankamıza atalım. Şu var herhalde atılabilen. Bu var. Elmaları da attık. Şöyle şunu da sattık. Bunu da sat. Otolotun her olmadığı aklıma geldiğinde böyle canım sıkılıyor. Ne güzel 30 günlük yazıyordu onun üstünde ya. Eminim 30 gün olduğuna ya. Yani hiç hoş olmadı bu. Ne alabiliyoruz şimdi? Magic Bag 50. Kanat 60. Tatto 100. Alsak mı acaba? Bizde 105 tane var. 2 tane Magic Bag alsak. Şimdi bir işimize yaramaz. Bunu belki ileride alırız. Zaten L'de mesela bu Tatto 3 günlük diye yanında özellikle yazıyor. Diğerinde de kırdırdım. Üzerinde tam bir aylık diyordu veya ben mi göremiyorum yani vardı bukta mı kalmış bir şey mi olmuş yani burada bir yerde olması lazım bunun ya çok garip her neyse bu konuyu da çok fazla uzattım olan olmuş artık gitmiş yani yapacak hiçbir şey yok ne yapacağız şimdi MS'yi kaç tane olduğunda MS'lere farmlarım diye düşünüyorum. Yaklaşık bir iki sıra olduğunda
Yani en az 2 sıra olduğunda meseleleri hallederiz. Şimdilik beklesin. Sonuçta daha Maradon'dan çıkmadık. Veya önceki serilerimizde olduğu gibi Maradon'dan çıkarken Maradon'da düşürdüğümüz meseleleri farmlarız. EMC'de de öyle yapıyorduk. O zaman ben videomu burada sonlandırıyorum. Akrep ve türevlerinden, yani skorpiyon ve türlerinden 500 tane farmladık. Bir MS elde edebildik. Bir tane Old Stuff çıktı. Yaklaşık 34 tane de kutulardan elde ettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.